Sayın Bakan, siz parlamentodaydınız. Ve bir şey söyledi Fuat Oktay. Hatırlıyor musunuz onu? Dedi ki siz zaten anlamazsınız dedi. Bunlar sizin anlayacağınız şeyler değil dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi bu sözlerini? Çok üst perdeden bir üslupla seslendi size. Yani seçilmiş milletvekillerine karşı, 600 milletvekili var orada, milli iradeden sandıktan gelmiş bir bürokrat, bir anlamda, çok affınıza sığınıyorum, posta koydu yani. Size ağır gelmedi mi? Şimdi önce kavramlarda ittifak ettiğimizi belirtmek isterim. Sayın hocam da siz de, ben de aynı görüşteyim. Cumhurbaşkanı yardımcısı da diğer bakanlar da siyasetçi değildir. Bunlar bürokrattır. Bu bürokratları seçilmiş cumhurbaşkanı atamıştır. Ve bakanlar zaten eski bakanlar değil. Bunlar anayasada bakan kelimesi geçtiği için bakan olarak anılan ama aslında cumhurbaşkanının görevlendirdiği memur veya sekreter gibi konum üstlenen kişilerdir. Fakat bütçeyi, Cumhurbaşkanlığı bütçesini ve bütçenin genelini Cumhurbaşkanı yardımcısı sürekli olarak hem Plan Bütçe Komisyonu'nda hem genel kurulda savunuyor. Bakanlar da kendi bütçelerini savunuyorlar ve karşılarında milletvekilleri bir siyasetçi veya siyasi sorumluluğu olan bir kişiyi bulamıyorlar. Bütün sorun burada. Siyasi bir sorumluluğu yok. Eskiden meclis hükümete güven oyu verirdi. Tüm bakanların içinde olduğu hükümete güven oyu verirdi. Ama bu hükümet güven oyuna ihtiyaç duymaksızın Cumhurbaşkanı tarafından kuruluyor ve göreve başlıyor ve devam ediyor. Eskiden milletvekilleri yanlış yapan, hatta bu tür üslubu benimseyen bakanlar hakkında gen soru verir, gen soruyla onu düşürürdü. Şimdi bu sistemde bakanları gen soruyla düşürme imkanı yok. Çünkü anayasadan gen soru müessesesi çıkarıldı. Bu kadar da değil. Haklarında soruşturma açmak fiilen imkansız. Yani soruşturma önergesi vermek için bile 301 milletvekilinin imzası lazım. Eskiden mecliste reddedilecek olsa bile soruşturma önergesi verirdiniz. Meclis o bakanın yapmış olduğu icraatları, yanlışlarını tartışır, kamuoyuna mal ederdi en azından. Şimdi 301 imzayı bulmadığınız için soruşturma önergesi vermiyorsunuz. Üstelik de yargılanmasını gerektirecek bir konu varsa meclisin 400 oyla kabul etmesi lazım bunu. Yani fiilen soruşturmayı da ortadan kaldırmış bir son 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği var. Yani meclisin saygınlığına mı halel geldi burada? Ve açıktır bu Cumhurbaşkan yardımcısı da bakanlar da Cumhurbaşkanına karşı kendilerini sorumlu hissediyorlar. Cumhurbaşkanına karşı sorumlu, meclise karşı sorumsuz bakanlar ve Cumhurbaşkan yardımcısı var. Onun için oraya oturuyor. Nasıl olsa meclis kendisine hesap soramayacak, görevden alamayacak, yolsuzluk yaptığı zaman yargılanmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne gönderemeyecek. İşte zaman zaman gördüğünüz gibi ukala ukala tavırlar sergiliyorlar. Sistem bu hale gelmiş vaziyette. Denetlenemeyen, şeffaf olmayan ve hesap verebilirliği olmayan bir sistem ortaya çıkmıştır. Evet. Bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Peki Sayın Söylemez, bir bürokrat halkın seçtiği milli iradenin parlamentoya gönderdiği sandık yoluyla 600 milletvekiline karşı, aralarında meclis başkan vekilleri var, grup başkan vekilleri var, bakanlık yapmış isimler var. Bu kadar yüksek bir kibire sahip olup, bu bizim izlettiğimiz sadece siyasetle ilgili lafları. Bir de orada itirazlar üzerine milletvekillerine şöyle dedi Fuat Oktay, siz zaten anlamazsınız dedi. Siz anlamıyorsunuz, anlatmaya da gerek yok size dedi. Nasıl olur bu? Halkın seçtiği 600 milletvekiline karşı böyle bir tavır. Şimdi efendim, mecliste bütçe görüşmeleri izledim ilgiyle. Ama çok da üzüldüm yani, icap duydum. Bir anlamda memnun oldum da, bir anlamda çok üzüldüm. Memnun olduğum şeyi göreceğim.
Üzüldüğüm şey, dediğiniz çok doğru. Sayın Bakan da söyledi. Demin arkadaşımız da, üniversite hocası arkadaşımız da söyledi. Yani bunlar bürokrattır. Çok açık. Memurdur yani. Atanmıştır. Türkiye'de bir, şu anda bu ucube sistemde bir bürokratik vesayet yaşıyoruz. Bu tam bürokratik vesayettir. Yani seçilmişleri azarlayan sekreter konumunda müsteşarla bakan arasında değişik bir garip, yani ne deve ne kuş bir görevde olan memurların bu cesareti, bana göre bazen küstahça olan tavırlarını çok yadırgadığımı, ayıpladığımı ifade etmek isterim. Fuat Oktay'ı ben tanımam. Uzaktan yani bir devlet terbiyesi almış efendi bir görüntüsü vardı benim. İmajı öyle görünüyordu ben. Yani bürokrasiyi bilen bir insan olduğum için. Ama çok hayretle karşıladım. Üzüldüm de. Ama onlara da çok kızmamak lazım. Sevindiğim husus şu. Bu adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube sistem, açık söylüyorum. Yani ne deve ne kuş olmayan bu sistemin maalesef önümüze koyduğu bir şeydir. Yani şimdi atanan bu bakanları veya bilmem ne başkanı falan diye çıkıyorlar, konuşuyorlar çeşitli işte. Bunlar nereden zuhur ettiler? Yani hangi ulusal ve uluslararası başarıları var? Kariyerlerinde hangi üstün görevleri yapmışlar? Nasıl temayüz etmişler de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu görevlere atanmışlar? Meçhul. Partizan oldukları için mi? Tarafgir oldukları için mi? Aynı siyasi zihniyete yakın oldukları için mi seçildiler? Meçhul. Zaten işler iyi gideydi. Türkiye'de dış politikadan ekonomiye çöküntüye sokulan ülkede bu kadronun çok büyük zaafı, ehliyet ve liyakat eksikliği olduğu açık. Şimdi bunlar da diyor ki beni Cumhurbaşkanı atadı. Ne Sayın Bakan söyledi. Bakın biz bakanlık yaptık. Aynı kabinede de bulundum. Ben hem Refah Yolu'da hem Ana Yolu'da Ekonomi Bakanlığı yaptım. Uluslararası bir heyet varken telefon gelirdi. Soru önergeniz var. Hemen gelmeniz lazım Sayın Bakan diye. Özür dilerdik. Apar topar meclise giderdik. Milletvekiline hesap verdik. Sert eleştiri de yapardı. Ben de sert cevap da verirdim ama karşımdaki de seçilmiş. Ben de seçilmişim. Üstelik ben meclisten güven alarak bakan olmuşum. Yani bakanlar eskiden parlamenter rejimde milletvekili olarak seçilirdik. Seçilen hükümeti kuran başbakan bizi bakan yaptı diyelim. Öyle bakan olmuyorsun. Cumhurbaşkanı onaylıyor ve sen meclisten, yüce meclisten güven alıyorsun. Biz o güven ve millet meclisinin onayıyla bakanlık yaptığımız için onlara aynı şekilde ama üslubumuza dikkat ederdik. Bakın bugün Amerika diyorsunuz. Amerika'da bakanların veya üst düzey bürokratların senatoda veya temsilciler meclisinde, komitelerde konuşma, hearing dedikleri dinleme, yani açıklamalarına, konuşmalarına, mülakatlarına bakın. Ne kadar saygılar. Senatörlerin veya temsilciler meclis üyelerinin çok ağır sorularına çok efendi ve saygılığın azamisini göstererek cevap verir. Yani saygı burada şahsa gösterilmiyor daha çok. Tabii herkes birbirine saygı, asgari insani saygı, zarafet gereği gerekli ama esas olarak kurucu iradeye, yüce meclise saygı esastır. Milletvekili orada laf da atar, bir şey de söyler. Tabii milletvekili de ölçüyü kaçırmaması gerekir ama asla ve asla böyle bir şeyle karşılaşmamız mümkün değildir. Ben son derece üzgünüm. Türkiye'de bir bürokratik, hani askeri vesayet yolları Türk ordusuna FETÖ'ye teslim ettiler ya bir ara. Zor temizlendi. Ordunun da dik duruşuyla temizlendi o alçaklar. Şimdi bürokratik vesayet var. Açık söylüyorum yani. Türkiye'de şımarık, kerameti kendinden menkul. Bakın kerameti kendinden menkul. Ehliyet ve liyakatları tartışmalı. Ülkeyi her alana uçuruma götürmüş bir bürokratik kadro. Tayyip Erdoğan'ın başkanlık rejimi sayesinde atanmışlar oraya. Ben genel müdürlük yaptım, müsteşar seviyesinde görevler yaptım, bakanlık yaptım. Bunların çoğunu yanıma şube müdürü olarak almam ben yani, açık söyleyeyim. Çünkü kapasitelerini görüyoruz. Bu adamlara Türkiye'yi kurban ediyorlar yani. Günah. Bu Fuat Oktay'ın Afet İşleri Genel Müdürü. Tanımıyorum yani ama cevaplarını görünce üzüldüm çok. Bir bürokrat, Afet İşleri, sizin aklınıza gelir miydi? Bir gün meclise Afet İşleri Genel Müdürü'nden bir bürokrat gelecek. Siz anlamazsınız kardeşim, size ne, siz işinize bakın. Sizi halk seçti ama yukarıda Cumhurbaşkanı var. Sizin burada bir anlamınız yok diyeceği günü hayal edebiliyor muydunuz? Etmezdim ama şükür ediyorum. Ya Hamza Yarika'yı çıkarsaydı cevap vermek için oraya? He? Vakıf Bank'a atadı işte, sahte diplomadan mahkum olduğu iddia ediliyor. Güreşçi, milli güreşçi ama adına çok leke getirdi. Yani Hamza Yarika'yı gibi sahte diploma ibraz ettiği iddia edilen güreşçi, iyi bir şampiyonumuz, gurur duyduk ama Vakıf Bank'ta ne işi var? Vakıf Bank'a güreşçiyi atayan adam çıkarıp mecliste de başka bir öyle bir şey yapabilirdi. Beterin beteri var yani. Ankara 7. Ben artık bu işi şakaya vurdum yani. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi lise diplomasının sahte olduğunu resmi olarak. Doğru mu? Benim kararı görmedim ama okudum mahkeme, yani. Mahkeme kararı. Evet. Ve şu an Vakıf Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bakanım yani. Yani siz de biz ben bunu... mesleki şeyimi duvara asayım. Ben bakın yurt dışı ve yurt dışında banka genel müdürlükleri yaptım. Ama banka genel müdürü olana kadar müfettiş muavini sınavlarına girdim, yeterlik sınavlarına girdim, yıllarımı verdim, müdürlük yaptım.
Başarılı terfilerle geldim. Bankalar Birliği yönetim kurulu üyelikleri yaptım. Ama kademe kademe geldim. Yani künde atabildiniz mi? Yani güreş tutabildiniz mi? Güreşi pek bilmem ama yani işimi bilirdim. Fakat işte bu. Yani şöyle zannediyorum. Ben Cumhurbaşkanı seçildim. Kimi istersen bir yere atarım. Fark etmez. Ha, Ali gelmiş, Ali gelmiş. Böyle bir zihniyet olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na düşünmek istemiyorum. Ama atamalarına baktığımız zaman maalesef o liyakat, ehliyet ve liyakat. Bakın bir numaralı ölçümüz bizim. Bunlarda bir numaralı ölçü Ahbap Çavuş. Kayırmacılık, partizanlık. Partizanlar militan bir üslupla konuşuyorlar. Siz militan mısınız kardeşim? Türkiye'nin üzerine hangi projeyi koydunuz? Türk halkın hangi desteği arkanızda sizin? Bugün seçim olsa AKP'nin 35'in altına düştüğü bütün anketlerde gözüküyor. 30-35 arası gözüküyor. Yani kaybetmiş, yıpranmış bir iktidarın memurlarısınız. Yarın iktidar hesap soracak size. Onları da anlatacağız. Ben ekonomi bürokrasisi... Kibir, bu kibir değil mi ya? Bu şımarıklık. Ve işin sonu görememek, haddini bilememek. Mütevazilik, tevazu yapamamak, kendine güvenmeyen insan saygınlıktan vazgeçip saldırgan ifadeler kullanır. Kendine güvenli insan itibar ve yani sen saygı gösterirsen sana da saygı gösterirler. Ama ben onlara kızmıyorum. Çünkü bu sistemle gidemeyiz. Halkımız da iyi oldu gördü bunları. Üzüntü verici sahneler bunlar. Katılıyorum. Sayın Bakan da katılıyorum size de. Ama bir yerde de hani bir musibet bin nasihattan evladır derler. Bu rezaleti yaşadığımız için parlamenter demokratik rejimin ne kadar kaliteli, saygın bir nimet olduğunu görüyoruz. Evet. Bu ucube sistemden vazgeçmeliyiz biz kesinlikle. Evet,